Hello and welcome to Brawl Talk. Evet, Brawl Talk'umuzu şimdi sizlerle beraber izliyoruz. Shade, oğlum dur. Bir kameramı küçültmem lazım. Brawl Talk'tan başlamadan kameramı da şöyle bir küçülteyim. Evet, yeni karakterimiz Shade ve Juju'yu gördüm. Ne harika olurdu biliyor musun falan bilmem ne. Oğlum, kıyafetler, kostümler süper. Onu dinleme, şeytanın ta kendisi. Dön ve kazan. Siz görüyorsunuz, ben niye alt yazı okuyorsam zaten. Evet, uçamıyorsun, blok kanatlar sahte. Evet, şu an bir girişimiz yapıldı. Oğlum, ne yapıyorsun, ne konuşuyorsun? Evet, şöyle bakıyorum, neler var, neler var. Şeytanlar ve melekler sezonu. Pardon, melekler şeytanlara karşı mıydı? Melekler şeytanlara karşı Brawl Stars'a gelecek bir sonraki. Ooo, Star Park'a kadim bir kötülük çöküyor diyor. Oğlum dur. Dur bir dakika, Star durduramıyor. Bu ne lan? Edgar mı bu? Ana! Oha bu ne? Brawl Stars savaşı başladı. Melek misiniz yoksa şeytan mı? Allah biz melek gibi insanız da. İnsanlar bizi şeytana çeviriyor kardeş. Neyse biz konumuza dönelim. Her gün yazı turu demir para gibi aynen. Oğlum çok hızlı gidiyorsunuz lan. Yazı turunun sonucuna göre o gün boyunca melek veya şeytan olur. Ana! Yazı turu atacağız. Melek ve şeytan olacağız. Ardından Star hediyesinden tarafınıza... Oğlum bize bu şansla şeytan çıkar be. Ardından Star hediyesinden tarafınıza özel ödül diyor. Aa, evet bazı günler tarafınızı özgür iradenizle... Biz iyiyiz kardeş. Biz iyiyiz. Böylece hem melek hem de şeytan olmayı deneyimleyebileceksiniz diyor. Melek ve şeytanların günlük ödüllerinden farklı Star hediyeleri olacak. Aa, kader kitabından kadir... Ulan o kitap o muymuş demek ki? Tamam bu kitap buymuş. Bu yetenekleri melek ve şeytan Star hediyelerinde bulabileceksiniz diyor. Neler varmış peki? Birini seçerek savaşlarınızı kutlayabilecek falan... La hoca ne yapıyorsunuz ya? Bunlardan yıldız gücü gibi düşünebilirsiniz ama tüm savaşlarınız için kullanabilirler. Kalıcı mı? %100 havalıdır. Tabii ki havalıdır da kalıcı mı? Kader kitabını unutmayalım. Yetenek açıklama zamanı diyor. Ha Seraf. Bir takım arkadaşı yok edildiğinde melek bir müttefik çağırır. Vay. Bu müttefik sizi diyor. Takım arkadaşları melekse daha güçlüdür diyor. Yeni doğuş. Oyun başına bir kez kullanılır. La yıldız gücü aksesuar gibi bir şey herhalde. Yok edilmemize neden olacak. Yakındaki düşmanları püskürtüp hızla kaçın diyor. Ruh taciri. Aha kötülere geldik. Düşmanı yok ederek güçlerini emer. Şeytan takım arkadaşlarını iyileştirir. Kaos oluşumu. Bir düşman yok ettiğinizde küçük bir iblis çağırırsınız diyor. Bu neydi la? Ha iblis de bu mu? Ha bunun her tarafı iblis olsa ne olur? Toplam 12 eşsiz yetenek olacak diyor. Ve içerik üreticisi videolarını izleyerek hepsini görüyor. Tabii ki sneak peeklerde yine sizlerle konuşuruz. Tek seferde yalnızca bir yetenek kullanabilirsiniz. En iyi kombolar için takım arkadaşlarınızla iletişimde olun. Star Park'ta tuhaf şeyler oluyor. Anam portal açılıyor. Lan gizem mi geliyor? Gizem gönder gizem. Şeytani bir portal. Yeni oyun modu. Portallardan ruh çağır diyor. Ruh savaşları yapacağız. Bir ordunuz olsun istediniz mi diyor. Vallahi hocam bu nedir ya? Klasik kuşatma formatının bu versiyonunda melekler ve şeytanlar kendileri için savaşacak. Ooo güzel güzel. Savaşta ruh çağırmak için tılsım toplamanız gerekecek. Oyun başına 3 kez çağırabileceksiniz. Çağırız kardeş. Yani abilerimizi çağırıp savaşa gider gibi bir şey olacak bu. Çağırabileceğiniz ruh sayısı sınırlıdır diyor. Ve ruhlar her savaşta güçlenirmiş. Güzel. Rakibi taretini yok ettiğinizde veya en fazla hasar verdiğinizde kazanırsınız. Hocam bu bayağı bir kaosa sürükleyecek ama. Bu yeni bir oyun modu değil ama çok eğlenceli olduğu için geri getirdik diyor. Hmm. Sünger Bob sezonunda... Abi çok iyisiniz be. Yeni yetenekleriniz bu modda da kullanabilirsiniz. Bravo, bravo. Bu simgeyi gördüğünüzde melek ve şeytan yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Ha bu simgeyi görmemiz gerekiyormuş. Sezon boyunca her 3 günde bir yarışma yapılacak. Abi siz nasıl bir güncelleme yapıyorsunuz böyle? Kimin melek veya şeytan olduğunu herkese gösterebilir diyor. En iyi oyuncular ekstra melek ve şeytan star hediyeleriyle ödüllendiriyor. Oy! Tıpkı Mega Kumbara'daki gibi yarışma başına sınırlı biletiniz olacak. Yani iyi olmalısınız. Vallahi iyi. Ayrıca gayipten gelen bir kostüm setiniz var. Buna göre şimdiye kadar en iyi kostümlerimizden bazıları. Melekleri ve Lavri Brawl Pass kostümüymüş. Güzel. İki renk seçeneği de varmış ayrıca. Işıltılı Relevi ve Lavri, Kara Melekleri ve Lavri. Bu sezon iki renk seçeneğiyle gelen iki hiperşarj kostümümüz var. Mortis! Mortis geliyor. Ve şeytan hediyelerinden çıkacakmış. Şeytani Mortis. Ve parlak Mortis, ışık taşıyıcı Edgar en görkemlisi diyor. Edgar çok iyi harbiden ya. Gecenin hükümdarı Edgar'mış. Tarafınızı temsil edebileceğiniz 6 yeni kostümümüz var diyor.
Biz melek, melek tarafından. Benim gibi şeytansanız diyor. Şeytan Otis, şeytan Lilo ve şeytan Ems. Ems miymiş lan bu? Melek Max mi? Anam Max'e kostüm geldi. Dur. Melek Max. Max'i görmek istiyorum. Melek Max'i göster. Melek Max. Oo güzelmiş. Melek Lili ve Melek Cin. Melek Cin. Ay be, bu kostümleri kaçırdığınızı düşünüyorsanız. Bolt ve... Ana! Melekler Şeytanlara Karşı sezonu 7 Kasım 5 Aralık tarihlerinde olacak. Yeni karakterleri de göster artık size. Yeni savaşçı Lulu, pardon Lulu diyorum, Juju gizemli bir savaşçı. Yani arka planda gizemli görünüyor ama burada değil, bu sadece iyi Juju diyor. Kötü Juju da varmış. Juju tuhaf şeyler dükkanının sahibi ve ürkütücü bir voodoo büyücüsü demiş. Atıcı bir karakter. Anam! Duvarların, havuz suların üzerinde yürüyor la bu da. Dönüşümlü çimen menzili arttırır diyor. Oğlum bu karakter Willow'un üçlüsüne mi geldi? Ne oldu bu? Çok yönlü bir savaşçı. Doğaüstü arkadaşları var, özellikle Gris'i çok sever diyor. Ooo ultiye bak. Ulan oraya birini çıkardı o. Juju da suda yürüyebiliyor. Ne de olsa elementleri kontrol edebiliyor demiş. Juju o 30 Ekim'de oyunumuzda olacak arkadaşlar. Cadılar Bayramı'ndan bir gün önce geliyor. Brawl Talk. Evet. Kupa sıfırlanmasını düzenleyerek daha heyecanlı ve kolay hale getiriyoruz. Artık sinir bozucu ve karmaşık olmayacak. Bu ne la? Hadi canım sen de demiş. Esrarengiz kupa sıfırlaması. Kupa sıfırlaması artık sezon sıfırlamasından. Tüm savaşçılar 1000 kupayla sınırlı olacak. Bunun üzerine kazandığımız kupalar kademenizi yükselten sezon kupaları olurmuş. Bunları sneak peeklerde daha detaylı inceleyeceğiz. Şu an ben de hiçbir şey anlamıyorum da. Kupa kutuları geliyor. Ne yaratıcı bir isim diyor. Bayağı yaratıcı olmuş. Sezonda kupa kastıkça mücevher almak yerine diyor. Ama sezon kupası kaybedecek ve sezon kupası... anladım. Ben bunu sneak peeklerde daha detaylı anlatırım size. Güzel bir değişiklik. Garantili bir kostüm, diğer ödüller olacak. İşin içini şöyle, sezon kupası toplayıp kupa kutunuzu ne kadar yükseltirseniz diyor, ödüllerde o kadar iyi olacak diyor. Yalnız elmas da gördüm sanki. Elmas da çıkıyor sanki. Ayrıca en iyi sezonumuz unutulmayacak diyor. Never forget. İlk 1000 arasındaysanız bir rozet alacaksınız. Kupa kaybını dengelediğimiz için yüksek kupalı daha fazla ödül ve daha az ceza sağlayacak diyor. Yani ödülleri arttırmaya yönelik bir şeyler olacak burada. Peki Druv ne zaman yenilenecek diyor. Druv'u az önce bayıltmıştı. Güncelleme gününde pek çok şey değişmiş olacak. Ve ilk kupa sezonu Melekler Şeytanlara Karşı sezonluğuyla başlayacak diyor. Brawl Talk. Aha! Destansı! Shade! Hiç kıyafet yığınını insan sanıp korktunuz mu? La bu nasıl bir karakter? Evet. Ödünüzü patlatmaya geldi diyor. Oha! Duvardan geçti lan! Eyalet istasyonu üçlüsünde Gus'ın arkadaşı ve bu trio da tamamlanıyor arkadaşlar. Ana ne yapıyor la bu? Lan duvar, hayalet, sevimli hayalet Casper geldi arkadaşlar. Lan duvarların içinden geçiyor oğlum bu. Shade haritada süzüyor. Oğlum bak bu diğerinden daha iyi ya, bu karakter hoşuma gitti. Oğlum bu duvarın içinde kimse vuramaz ki buna. Baksana duvarın içinden vuruyor adam. Ulan Shade favori karakterim sensin. Oğlum 3200 vuruyor. Nasıl bir karakter la bu? Baksana 3200 çakıyor. Duvarın içinde kimse vuramıyor ki. Nasıl bir karaktersin sen? Hiper şarj geliyor. Artık yakındaki düşmanlara otomatik... Otis'in süperi susturduğu gibi sersemletiyor. Ruffs'ın süperi daha fazla hasar veriyor. Tamam. Daryl süperiyle hareket ederken de etrafına mermi yağdırıyor. Anam. Penny'nin topu artık bir yerine iki güllü atıyor. Ay maşallah. Tutuğu süperi hiper şarj süresince... Bu şeyde de vardı zaten ya. Kaos muydu neydi o? Hiper şarj kostümleri de havalı yapan şey hiper şarjdı bilmem ne diyor. Kostümün hiper şarj formunu kullanabilmenizdir diyor. Yeni kostümümüzün keyfini daha uzun süre çıkarabilirsiniz. Aralık sezonunda animas... Aha Star Toon'a geliyor. Aa Star Toon 3 şey Star Toon kostüm seti geliyor. Tuhaf Maisie çok güzelmiş la bu kostüm. Abi bu kostümlerin hepsi çok güzel de 299 elmasın aşağı olmaz mı şimdi? Yeni kaba Lu. Aha Lu'ya bak. Dur. Lu kostümü çok iyi.
Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Lu neredesin lan hadi? Bu ne lan? Lu'nunki çok iyiymiş. Yani Rosa, Rosa da güzel de Lu'yu bir tık daha fazla beğendim diyebilirim. Birkaç kostümümüz daha var. Abi çok kostüm götürüyor. Ben bu sneak peeklerde zaten bu kostümleri çekeceğim diye biraz 40 dakikalık video oluyor be. Cinema Shade, Unlucky, Juju, True Gold. Bunu mu çekiliş yapacağız? Bunu mu çekiliş yapacağız? Vallahi süper. En beğendiğim kostümlerden birisiydi. Angel Max. Giveaway yazarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca bir video yaparız bunun için. Evet. Güzel bir Brawl Talk. Evet. Ücretsiz profil simgesi YouTube'da videonun altında zaten var. 1-3 Kasım'da dünya finalleri Helsinki'de olacak. Ve Brawl Talk'umuz bitti. Vallahi güzel bir Brawl Talk'tu arkadaşlar be. Güzel bir Brawl Talk'tu. Ama sneak peekler için bizi yorucu günler bekliyor. Diğer videolarda görüşene kadar hoşça kalın. En beğendiğiniz karakteri de yoruma yazmayı unutmayın. Bay bay.